Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Roboboard M1 proje setini kullanarak akıllı bir çöp kutusu yapacağız. Mantığımız şu arkadaşlar. Şöyle kutunun ön tarafına bir tane mesafe sensörü yerleştirdim. Bu önüne birisi geldiğinde otomatik olarak kapağı açacak. Veya bir elinizle üzerinden geçtiğinizde kapağı otomatik olarak açacak. Peki bunu nasıl yapacak? Mesafeyi algıladı. Algıladıktan sonra buradaki servonun derecesini değiştirecek. Gördüğünüz gibi bir tane çubuk bağladım arkadaşlar. Bu çubuk da kapağı bu şekilde açmaya yarayacak. Çubuk aşağı indiğinde kapak da ağırlığıyla otomatik olarak kapanacak. Hemen bir testimizi yapalım. Powerbank'imi buraya bağlıyorum. Şu şekilde bağlayıp içine yerleştirmek istiyorum. Yerleştirdikten sonra arkadaşlar şöyle bir kez resetleme işlemi yapıyorum. Şimdi kapağımız kapandı. Hemen şöyle indiriyorum. Artık sistemimiz çalışıyor. Elimle geldim. Mesafe sensörüm algıladı. Ve arkadaşlar belli bir süre sonra kapağımız otomatik olarak kapandı. Getiriyorum. Evet, 3 saniye civarında bir açık tutuyor. Daha sonra kapağı otomatik olarak kapatıyor. Gördüğünüz gibi sistem bu şekilde çalışıyor. Mesafeyi algıladığında buradaki çubuğumuz kapağı açıyor arkadaşlar. Daha sonra ise 3 saniye geçtikten sonra bunu değiştirebiliyorsunuz. 3 saniye sonra otomatik olarak kapanıyor. Bakın geldim, açıldı. 3 saniye geçti, kapandı. Sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bağlantıları nasıl yaptık ondan bahsedelim. Şu şekilde powerbank'lerimi bir çıkartıyorum. Size kartımı göstereceğim. Mantık şu arkadaşlar. Daha önce bu kartı birçok projede kullanmıştık. Oralardan da hatırlıyorsunuz. Şurada ön tarafta arkadaşlar bizim mesafe sensörümüzü bağlayacağımız yerimiz var. Zaten üzerinde ultrasonik olarak yazıyor. Buraya 4 tane kablo bağlantımı yaptım. Bizim buradaki bağlantılarımız yani trik ve eko pinleri A2 ve A3 pinlerini kullanıyor. Kodumuzu da biraz sonra inceleyeceğiz. Bir de arkadaşlar şurada bağlantı noktamız var. Buraya servo motorumuzun 3 tane kablosunu bağlıyoruz. Burada hem Arduino kartı üzerinden hem de buradaki bölümlerden enerji alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şurada servo yazıyor. Yanında servo motorun dip switch'ini açmanız gerekiyor. Evet, bizim bağlantı şeklimiz bu şekilde. Mantıkta ne demiştik? Servoya bir tane çubuk bağladık. Bu çubuk kapağı itiyor. Belli bir süre sonra servo tekrardan eski derecesine geldiğinde kapak kendi ağırlığıyla kapanıyor arkadaşlar. Veyahut da ne yapabilirsiniz? Buraya farklı bir mekanizma kurarak bu aşağı inerken kapağı da çekebilir yanında. Bizim projemiz bu şekilde. Haydi gelin şimdi kodları inceleyelim. Evet, kodlara geldiğimizde arkadaşlar ilk önce servo kütüphanemi ekliyorum. Daha sonra trik ve eko pinlerimi belirledim. Ne demiştik? A2 ve A3'ü kullanıyoruz. Buraya yazdık. Daha sonra arkadaşlar servo my servo dedim. Yani benim servom olarak isimlendirdim tekrardan. Ve pinimi de 10 numara olduğunu belirttim. Artık bu kart üzerinde biz servoyu kullanacaksak 10. dijital pini kullanıyoruz. Daha sonra arkadaşlar 2 tane değişken tanımladım. Süre ve mesafe isminde. Ve de ne yaptım? Açık ve kapalı isminde de 2 tane değişken tanımladım. Bunları direkt derece olarak da verebilirdik. 0 derece benim çöp kutumun kapağın açılı olduğunu gösteriyor. 90 derece ise kapalı olduğunu gösteriyor. Tabi siz bunu arkadaşlar servoyu nasıl taktığınıza göre deneyebilirsiniz. Yani servoyu bir yere yapıştırdınız örneğin. İşte 90 derece dediniz. Tam tersi çalıştı. Burayı ona göre düzenleyebilirsiniz. Trik ve eko pinlerimi çıkış ve giriş olarak ayarladım. Bunları zaten klasik olarak biliyorsunuz. Daha sonra servomu başlattım. Ve arkadaşlar kapalı hale getirdim. Yani şurada hangi dereceyi belirttiysem kapalı da o hale geldi. 90 dereceye geldi. İstersek de ne yapacağız? Bu mesafeyi ölçmek için seri portu kullanabilirsiniz. En altta da onları göstereceğim. Seri portu başlattık. Burada arkadaşlar ölçüm yapıyor. İşte trik pinini kapatıyor. 2 mikrosaniye sonra trik pinini açıyor. 10 mikrosaniye sinyal yolluyor ve kapatıyor. Daha sonra ne yapıyoruz biz bunu? Süre değişkeni içerisine eko pininden alıyoruz. Mantık şu arkadaşlar. Sinyali yolladık. İşte belli bir süre bekledik. Kapattıktan sonra gelen sinyali alıyoruz ve aradaki süreyi tutuyoruz. Daha sonra bu süreyi bir formül üzerinde kullanarak mesafemizi ölçüyoruz. Dedik ki mesafemiz 20'den küçükse servom açık hale gelsin ve 3 saniye beklesin. Yani kapağım 3 saniye açık kalacak. Tabii siz bunu farklı süreler olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin 5 saniye istiyorsanız buraya 5000 yazmanız gerekiyor. Milisaniye cinsinden yazılıyor arkadaşlar. 3 saniye açık kaldıktan sonra tekrardan servom kapalı hale geliyor. Ama 20'den küçük değilse ne yapıyor? Sürekli kapalı durumda tutuyor arkadaşlar. Burası da isteğe bağlı bölüm. Hani dedik ya, siz ilk deneme testi yaparken mesafe ölçmek için buradan da yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar kodumuzu tamamladık. Kodda herhangi bir sıkıntı yaşarsanız işte ChatGPT'ye de bunları yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Ama daha sonra kendiniz üzerinden düzenlemeniz gerekiyor.